Defne içerisinde gerçekleştirmeyi düşündüğü değişim, dönüşüm, gelişim ve hizmet atağını anlatmak üzere gerçekleştirdiği gezilerini hız kesmeden sürdüren Çekmece Belediye Başkanı ve İşçi Partisi Defne Belediye Başkan adayı Cafer Özenir, Defne'de halkın iktidarını kurma sözünü verdi. Lafta değil, gerçekte bir halk belediyesini kurmak için yola çıktık. Ve bunu sizlerin de desteklerinizle kuracağız inşallah ve hep birlikte bu Defne'mize bir güzellik yapacağız. 30 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında sorunları yerinde tespit etmek ve vereceği hizmetler konusunda bilgiler vermek üzere gerçekleştirdiği gezilerini Yeşilpınar beldesinde de düzenlenen bir ev toplantısı ile sürdüren Çekmece Belediye Başkanı ve İşçi Partisi Defne Belediye Başkan adayı Cafer Özenir, genelde Türkiye'de, özelde Hatay'da oynanan oyunlara dikkati çekti. AKP'nin ötekileştirme ve ayrıştırma politikalarına dur demenin çağdaş, layık, demokratik cumhuriyeti koruyacak, Atatürk ilkelerini koruyacak ve en önemlisi de hizmeti halkın ayağına kadar getirecek bir belediyecilik anlayışı ile mümkün olabileceğini savundu. Gelin bu bizi ayrıştıran bu AKP zihniyetine karşı net, güçlü, kararlı bir şekilde diyelim ki biz Aleviler kültürümüzle, insan sevgimizle hiçbir şekilde ayrım yapmadan bütün insanları sevdiğimizi, bütün insanları eşit gördüğümüzü, inancı, mezhebi, dili ne olursa olsun bizim için insan olması yeterli dediğimiz bir anlayışla bunlara karşılık verelim. Çekmece Belediyesi'nde yaptıklarımız, yapacaklarımızın en güzel teminatıdır diyen Çekmece Belediye Başkanı ve İşçi Partisi Defne Belediye Başkan adayı Cafer Özenir, "Cennet anaların ayakları altındadır" sözünden yola çıkan partililerinin kadına verdiği değeri, belediye meclisine 5 tane kadın üye seçerek ortaya koyulduğunu ifade ederken, "Biz lafta değil, gerçekte bir halk belediyesini kurmak için yola çıktık ve bunu sizlerin de desteğiyle kuracağımıza inanıyorum" dedi. Çekmece'den cevapla susuzluk gelirdi, onu çözdüm. Kanalizasyon %25'lerden %95'lere çıkarttım. Yollarımız %80'i parkeyle döşendi, çamur, toz kalmadı. Güzel 6 tane park yaptık, beldenin bütçesinden bir kuruş çıkartmadan 22 trilyon değerinde bir hane derisi ıslah projesini yaptırttık. İşçi Partisi Defne Belediye Başkan adayı Cafer Özenir, Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmeyi hedefleyen emperyalist güçlerin Türkiye'yi bölüp parçalamak istediğini ileri sürdü. AKP'nin Orta Çağ zihniyetine dur demek için halkın 30 Mart'taki yerel seçimlerde İşçi Partisi'ne oy vermesini isterken halka en iyi şekilde hizmet verme sözünü de verdi. Çünkü Beşar Esad katil değil, diktatörist değil, bu adam halk kahramanıdır. 23 tane ülkeye karşı mücadele eden bir halk kahramanıdır. Çekmece Belediye Başkanı ve İşçi Partisi Defne Belediye Başkan adayı Cafer Özenir, daha sonra Sümerler Mahallesi'ndeki esnafı tek tek gezdi, halkın yanında olan ve halkçı bir belediye yaratmak için çalışacaklarını ifade ederken, sorunları halkın desteğiyle hep birlikte aşacaklarını söyledi. Atatürkçü, halkçı belediye kurulu. Sonra AKP'ye her gün yok.